Herkese yeniden merhaba, ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 trendleriyle makyaj yapacağız. Çok ilginç bir makyaj trendi moda. Ben çok seviyorum bu akımı. Normalde akımları hiç bakmam, hiç takip etmem. Ama bu seneki akım gerçekten böyle beni içine çekti. Çünkü çok az rengin kullanıldığı, daha doğal kahve tonlarıyla yüzün renklendirildiği ve şekillendirildiği konuşabilse neler anlatacak ve cilt bakımını yormayacak ürünler kullanılan makyajlar moda. O yüzden hemen hızlıca başlıyorum. Evet, saçlarımı etrafımdan çektiysem artık hazırım savaş boyalarımı sürmeye. Alakaysa. Şimdi tabii ki ben cilt bakımımı yaptım. Güneş kremine kadar sürdüm ama makyajım 1 saat öncesinde bunların hepsini tamamladım ve bitirdim. O yüzden artık cildim hem oturdu, üzerine sürdüğüm her şeyi çok güzel bana yansıtacak ama nemli bir modda. Fakat ben yine de bir primer kullanacağım. Müthiş kendinden parlayan cilt gibi az kapatılmış ciltler moda. Çok iyi bir ten makyajı yapmak gerekiyor bu akıma uymak için. Cam cilt diye de geçiyor ama tam bir cam cilt değil. Yani cam cilt yapmak için spreyler mipreyler sıkılıyor. Ben onların hiçbirini kullanmayacağım. Daha doğal, daha kullanılabilir bir makyaj yapmak istiyorum. Çünkü yani sabahleyin bu makyaj yapıp sokağa çıkıp 12 saatlik uzun bir günü tamamen geçirip hiçbir şey tazelemeye, belki bir ruj sadece tazeleme dışında bir şey yapmadan geri gelebileceğimiz makyajlar yapmak mantıklı. Onun dışındakilerin hepsi bence editoryal makyajlar. Ben bunun altına sürmedim ama siz isterseniz böyle Glass Glow bir serum daha sürebilirsiniz. Her ikisi birden ama gördüğünüz gibi çok güzel parladı. Şimdi ben fondötenden önce krem ürünler kullanmanızı burada çok öneririm ben. Ben krem ürün sevmiyorum. Toz ürünler daha tercihim oluyor benim. Kuru ciltli bir insan olmama rağmen krem ürünleri böyle ayılıp bayılmıyorum, öyle söyleyeyim. Ama bu tarz makyajlar yapmak istediğimde de benim belli başlı triklerim var. Ben ruj kullanacağım bugün. Fakat ruj kullanırken şuna çok dikkat edin. Eğer bildiğiniz akneye meyilli ise, işte kistik akne problemi falan yaşıyorsanız sakın bu tarz ürünleri yüzünüzde kullanmayın. Coşturur. Benim gibi çok bir cilt probleminiz yoksa, zaten öyle her günde bu uygulamayı yapmayacaksanız ve iyi temizliyorsanız makyajınızı, bunları yapmanızda herhangi hiçbir sakınca ben görmedim. Bu yaşıma kadar yaptım, hiç bir problemle karşılaşmadım. Şimdi elime bir karıştırma fırçası aldım. Rujumu karıştırma fırçasına yüklüyorum. Ve Tenwild'ın bir ruju bu. Ekrana yazıyorum, görüyorsunuz. Direkt yanağıma da sürmüyorum bu arada. Birazcık üstten çiziyorum. Şu şekilde C halinde sürdüm. Gördüğünüz gibi oldukça turuncu duruyor. Burada bu kadar turuncu olmamasına rağmen. Çünkü ben soğuk katta donluyum. Fakat özellikle yaptım bunu. Çünkü üzerine şimdi fondöten süreceğim bunun. Sonra da bronzer süreceğim. Daha gri bir bronzer süreceğim. Galiba sizi biraz yakınlaştırmam lazım. Şu an çok daha iyi görüyorsunuz beni. Şu şekilde yüzümün merkezine çok getirmeden daha yukarıdan çizecek şekilde, elmacık kemiklerimin hemen üstünü ve altını boyayacak şekilde şekillendirdiğim. Şimdi daha pembe bir rujum var benim. Bunu dudağımda da çok seviyorum bu arada. Aynı fırçayı kullanmaya devam ediyorum. Bununla da şurayı hafifçe bir boyayacağım. Şu an Heidi gibi görünüyorum. Çok doğal. Birazcık daha dağıtıyorum. Ve şimdi geldik fondöten uygulamamıza. Ben bunun için en uygun fondötenin bu fondöten olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem cildiniz gibi duruyor, ince yapılı bir fondöten. İstediğiniz derecede, yani isterseniz azdan ortaya az sürerseniz kapatıcılık ama biraz yoğun uygulama yaparsanız ortadan yükseğe doğru kapatıcılık sağlayabileceğiniz bir fondöten. Çok başarılı bulduğum bir fondöten. Fakat bu son kur zamlarından sonra yanına bile yaklaşamayacağımız fiyatlara geldiğini düşündüğüm bir fondöten. Muhtemelen bu şişem bittikten sonra ben bir daha almayacağım. Ama buna, yani bu bence pahalı bir fondöten. Benim için pahalı. Buna uygun fiyatlı ne önerirsin diye sorarsanız bunu öneririm. Neredeyse aynı etkiyi alıyorsunuz. Fakat ben hep söylüyorum, ben fondöten uygulamayı daha çok seviyorum.
Şimdi şöyle hafif hafif başladım. Şöyle bu da alttan böyle bir renk ve ışıltı verecek bize. O yüzden ben bu ters işlemi de çok seviyorum. Ben en son fırçada kalanlarla gaz kapaklarımdan mutlaka bir geçerim. Size de bunu öneririm. Gördüğünüz gibi çok hafif alttan vuran bir renk var. Yüzüm dümdüz olmadı yani. Normalde fondöten sürdüğümüzde bütün gölgelerimiz kaybolduğu için dümdüz oluruz ya. Dümdüz olmadı. Çok hafif hala vurgularım belli oluyor. Şimdi ben pudra uygulamayacağım. Pudra uygulamayacağım için biraz fondötenin oturmasını bekleyeceğim. Bu arada ne yapacağım? Far uygulaması yapacağım. Bu akımdaki en önemli şey göz kalemi neredeyse hiç yok diye geçiyor zaten bu akımın adı. O yüzden de yüzümüze uygun kahverengi tonları ama bir çıt daha sıcak. Soğuk değil, sıcak renk kahvelerle yapılan bir makyaj. Eğer yani benim gibi kadar soğuk bir cildiniz varsa gidebileceğiniz en sıcak tonlara gidin derim. Ben yılların efsanesi Onenon Bronze kullanacağım bugün. Temiz bir karıştırma fırçası aldım. Fırçayı yükledim. Parmağımla uygulamıyorum. Karıştırma fırçasıyla uygulayacağım. Tüm göz kapağıma geçiyorum bunu. Parmağımla uygulamak zorunda kaldım. Çünkü benim ürünüm bir süredir burada beklediği için üst tabakası hafif kaymak tutmuştu. O yüzden onu eritip açabilmem için parmağıma başvurmam gerekti. Şimdi fırçayla dağıtıyorum. Evet, şu görüntü benim için çok yeterli bir görüntü. Şimdi biraz sonra yüzüme uygulayacağım. Bronzer paleti. Ben bu paleti çok başarılı buluyorum. Bu likidin bir paleti. Buradaki şu koyu bronzer rengini fırçaya aldım. Ve sadece karıştırma hattını. Çünkü ben birazcık daha makyajlı görünmeyi seviyorum. No makeup makeup gibi durmasını sevmiyorum. Eğer siz no makeup makeup daha çok tercih ettiğiniz bir görüntüyse az önceki yani bu adımdan önceki adımda bırakabilirsiniz. Sadece maskara sürüp bitirebilirsiniz. Şimdi ben aynadan farklı görüyorum. Siz ekranda farklı görüyorsunuz. O yüzden onu dengelemeye çalışıyorum şu anda. Evet, şu an ikisi de aynı. Paletimi elimden bırakmıyorum. Yüzüm kurudu. Bunu da nemlendirici kontrol eder gibi kontrol edebiliriz. Üçünü birbirine karıştıracağım. Bu palet normalde benim için çok sıcak bir palet. Ama bu tarz makyajlarda kullanabiliyorum. Allık fırçama yükledim ve sadece şuraya. Bu kadar çok yeterli. Evet. Gördüğünüz gibi o kadar sıcak durmadı. Şimdi bu ben onu çok sevdim. Bayılıyorum buna. Bu allığımı kullanacağım. Çok fazla yüklüyorum. Aynı fırçayı kullanıyorum. Normalde ayrı fırça kullanırım ama bu trendde aynı fırçayı kullanabiliriz. Yanağımın en tombul yerine geriye doğru çekerek uyguluyorum. Bu makyajdaki en önemli şey neyi nereye ne kadar uyguladığımız. Yoksa sürdüğümüz ürünler neredeyse hiçbir anlamı yok, önemi yok. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl parlıyor. Hem sürdüğüm fondötenin etkisiyle hem altına sürdüğüm primer etkisiyle hem de ışıltılı ürünler kullandığım için de pırıl pırıl parlıyorum. Şimdi geldik aydınlatıcı adımına. Aydınlatıcıyı atlamayacağız. Bunda yeterince aslında aydınlatıcı var. Normal şartlarda ben bunu bu kadar bırakırım. Ama ben bile bırakmıyorum. Gözlerim içine çok azıcık, çok açık renk bir aydınlatıcı sürdüm. Ve maskara. Çift kat maskara uygulayacağım. Şimdi normal şartlarda asla ne bir Hollywood eyeliner ne bir normal eyeliner yok bu makyajda. Fakat ben böyle çok donuk buluyorum kendi bakışlarımı. Kaşım çok siyah olduğu için olabilir. O yüzden gözlerimin içini mutlaka doldurma ihtiyacı duyuyorum. O yüzden siyah bir göz kremiyle üst kirpik dibimden Hollywood eyeliner'ı geçeceğim. Çok koyu boyamamak için özellikle önce maskara sürdüm. Bu da makyaj ile. Şimdi şöyle düz uçlu bir fırça aldım. Ve bununla şu gözümü koyulaştırdığım renk var ya bununla alt kirpik dibinden şöyle bir geçtim. Geldim aydınlatıcıya. Beavis'in
Artık bu rengini pek göremiyorum. Daha koyu bir rengini görüyorum. Bu üç aydınlatıcısını birbirine karıştıracağım. Ama bana en çok bu iki aydınlatıcı gidiyor. Fakat bugün bir çıt daha sıcak bir makyaj yaptığım için üçünü karıştıracağım. Şöyle bir aydınlatıcı fırçasıyla. Şimdi bu kadar yoğun hem yanaklarım koyu renk hem de çok aydınlatıcı sürdüm ya. Pofuduk bir pudra fırçası aldım. Üstüne hiç pudra yok. Bu önemli. Bu temiz bir fırça. Yüzümdeki her şeyi birbirine karıştırdım. Şimdi sizi kamerayı birazcık daha yakınlaştıracağım. Gözeneklerime de olmadığını, bu kadar aydınlatıcını göreceksiniz. Sadece cilt dokumu görüyorsunuz. Bir kuruluk görmüyorsunuz. Bir gözeneklere oturma görmüyorsunuz. Ve bir yağlanma da görmüyoruz tabii ki. Ben kuru olduğum için. Ben akımları kendimize uyarlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu makyajı benim iki ruj önerim var. İki renk de aslında birbirine inanılmaz benziyor. Sadece bir tanesi çok daha pembe, bir tanesi birazcık daha kahve tonlu. Şu Wet n Wild'ın ruju. Bu çok ıslak görünümlü bir ruj. Yani Britney Spears ruju bu. Dudağını dolgunlaştırmayan nadir insanlardan biri olarak benim de dudaklarım daha da dolgun gösterdi. Güzel görünüyor bence. Bu makyajla da iyi gitti. Ama ben şunu daha çok tercih ederim. Görelim diye sürdüm. Bir de bu kadar ıslak bir hem ten hem dudak bana biraz fazla geliyor. Ya ben zaten aydınlatıcı sevmediğim için bana birazcık fazla geliyor. Bu arada şu aydınlatıcı görüntüsünü ben bile sevdim. Nedendir bilinmez ben bile sevdim. Fazla ama sevdim yani. Şimdi ben rujumu değiştirip geri geliyorum. Evet, bence Galaxy'nin en güzel ruju. Yani Maybelline fiyatlarına inanamıyorum. Akıl dışı bence ama gerçekten yani hem bana en yakışan ruj renklerinden bir tanesi hem de yapısı muhteşem, rengi muhteşem. Parlaması çok ideal. Böyle az önceki gibi böyle gel beni öp demiyor ama bir yandan da evet çok güzel görünüyor filan. Seviyoruz merkez. Hemen son görüntümü verip geri geliyorum. Evet, saçım başımı açınca melis formuma geri döndüm. Ya ben çok eğleniyorum bu tarz yeni akımlar, bir bıdı bıdılar, bir şeyler denemekten, editoryal görüntüler oluşturmaktan ama bunu ben kullanırım bu makyajı. Ben zaten yazın çok sıcak havalarda bu tarz makyajlar yapıyorum. Kendime de yakıştırıyorum. Hani hafif böyle güneş tenim öptüyse çünkü ben hiç güneşe çıkmıyorum ve güneşe çıkacağım zaman aşırı korumayla çıkıyorum ve çok giyinik bir şekilde çıkıyorum. Kat kat böyle tül şeklinde kıyafetlerim var benim yazın çok sıcaklarda giydiğim. Onlarla falan çıktığım için benim tenimin rengi neredeyse hiç dönmüyor. Ama böyle tabii ben de hafif bir sağlıklı bir kırılma bronz renk yaşıyorum. Bu arada ben güneşe çıksam Eda Taşpınar olabiliyorum. Yani buğday tenli olduğum için Eda Taşpınar kadar koyulaşabiliyorum yani. Eğer güneşe kendimi maruz bırakabilsem o kadar. Ama bir güneşi kaldıramıyorum. Gerçekten hasta olurum. Hastanelik oluyorum yani. Hastaneye kaldırıyorlar beni. İkincisi de sevmiyorum. Yani ben beyaz tenin hastasıyım. Yapabilecek hiçbir şey yok. Keşke beyaz tenli olsaymışım. Allah'tan soğuk altta onluyum da daha beyaz algılanıyorum. Daha beyaz illüzyonlar yaratabiliyorum. Bunu seviyorum. Yapacak bir şey yok. Zevkler ve renkler. O yüzden de hani bu kadar turuncu, bu benim için çok turuncu bir makyaj tabii ki ama bu kadar turunculaştığım günlerim oluyor benim Ağustos, Eylül gibi. Onları göz kırpan bir makyaj oldu. Ama ben bunu herhalde bir çıt daha soğuk renklerle bu latte akımını bol bol yaparım. Bu mevsimde de yaparım yani hafif daha soğutarak. Ben çok beğendim ortaya çıkan şeyi. Kendime de yakıştırdım dediğim gibi. Evet. Böyle 1 Nisan'da şaka gibi karşınızdayım bugün. Umarım güzel bir Türkiye'ye uyanmışızdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma yeni içeriklerle burada kanalda oluyorum. Lütfen sizler de burada olun. Bu kanalın bir anlamı, bir amacı olsun. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.